Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 3. haftasının 2. videosundayız. Özel açılı üçgenlere başlayacağız. Yani sayfa numarası 39, 40 ve 41'i işleyeceğiz sizle. Yalnız özel açılı üçgenler bir videoda bitmiyor. Devamı da olacak haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Özel açılı üçgenlerden birincisi 30-60-90 üçgeni ile başlıyoruz. Evet bu özel açılı üçgenleri iyi dinleyin. Özel açı mantığını iyi bir şekilde kaparsanız... Çoğu yerde hiç sıkıntı çekmeden çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hatta kosinüs teoreminden bile kurtulursunuz arkadaşlar. Şahsen ben kosinüs teoremini çok fazla kullanmıyorum. Çok 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 nadir bir zamanlarda kullanıyorum. Şimdi size onun mantığını öğreteceğim bu videonun içerisinde tabii ki. Evet, şimdi 30 60 90 üçgende arkadaşlar 30'un karşısı başlangıç noktasıdır. 30'dan 60'a geçiş ya da önce 90'a geçiş diyelim. 30'dan 90 dereceye geçişte ne oluyor? 2 kat oluyor. 30 dereceden de 60 dereceye geçişte ne oluyor? O da kök 3 kat oluyor. Yani 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2 katı. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı da kök 3 katı oluyor. Peki siz bunu bileceksiniz. Başlangıç noktasında 30'un karşısı olduğunu bileceksiniz. Bazı kitaplarda şöyle yorumlar da yapılıyor. İşte 60'ın karşısı buysa 90'ın karşısı bilmem ne gibi hani kök 3'e böl 2 ile çarp gibi formüller falan geliyor. Hayır. Sen en baştaki temel mantığı bil. 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçişte ne oluyormuş arkadaşım? Kök 3 kat olduğunu bil. Bu kadar basit. Ters mantığını sorularda yakalarsın. Mesela şöyle bir şey geldi. Adam sana 90'ın karşısına 6 verdi. Buradaki x uzunluğu soruluyor. Şu 30-60-90 üçgeninde öncelikli olarak sen neyi bulacaksın? 30'un karşısını. Hocam 30'dan 90'a geçiş 2 katsa o zaman tam tersi. 90'dan 30'a geçiş ne olacaktır? Ters mantığını düşüneceksin. O yüzden en başta şu mantığı iyi bir şekilde bileceksin. 30'dan 90'a geçiş 2 kat, 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat olduğunu bileceksin. E burada 30'u karşısını bulmaya çalışan 90'ın karşısı verilmiş. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa tam tersi o zaman 2'ye bölünmüş hali olacaktır. 30'un karşısı 6 bölü 2'den 3 çıkar. E 30'u karşısı 3 60'ı karşısı da kök 3 katı olacak. 3 kök 3 olacak. Ya da sorumuz şöyle gelmiş olsaydı eğer şöyle bir şey gelmiş olsaydı 30 60 93 üçgeninde bu sefer 60'ı karşı 6 olarak verilmiş olsaydı ve bizden x istenmiş olsaydı öncelikle neyi bulacaktık? Yine 30'u karşısını. E 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattı. O zaman 60'dan 30'a geçti kök 3'e bölünmüş hali. 6 bölü kök 3 kök 3 çarparsın. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 olarak bulursun. Yani burası 2 kök 3 olur. Sonra 30'dan 90'a geçişte hesaplarsın. Tabii ki 2 kat olduğundan direkt 4 köküç diye söylersin. E, tek bilmen gereken mantık bu. İşte sen ilk başta şunu bil. Sonra ters mantığını da kendin oluşturursun. Tekrar söylüyorum. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçiş 2'ye bölünmüş hali. 30'dan 60'a geçiş köküç katsa 60'dan 30'a geçişleri olacaktır. Köküç'e bölünmüş haldir. 60'dan 90'a geçişi formülize edelim falan filan edebiliriz. Ama gerek yok arkadaşım. Yani fazla bilgiye gerek yok. Sen temel yapıyı bil gerisi zaten rahat bir şekilde karşına çıkacaktır. Evet 30-60-90 üçgenin özelliği bu. Hadi bakalım şimdi bununla ilgili sorulara. Bak ne verilmiş. Hocam burada 24 verilmiş. 30, 60, 90 üçgeninde. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı ne olacaktır? Yarısı. Çünkü 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. Başlangıç noktası 30'u. O zaman tam tersi 90'dan 30'a geçiş yarısı olacaktır. Yani 12. E o zaman x artı 2 eşittir 12 ise x'i buradan ne buluruz? 10 buluruz. Tamam. Sonra 30'un karşısı 12 ise 60'ın karşısında ne olmak zorunda? 12'nin köküç katı olmak zorunda. E burası 12 köküçse y eksi 1 köküç 12 köküçse o zaman y eksi 1 de 12'ye eşitmiş. Y'yi de böylelikle kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? x artı y isteniyor. x 10 y de 13 olduğundan dolayı cevabı ne buluruz? 23 olarak buluruz. Evet sorumuzun cevabı 13. sorunun cevabı böylelikle 23 çıktı. Geldik 14. soruya. 60 derece verilmiş ve 15 verilmiş. Burası da 30 derece mi? Evet 30 60 90 üçgeni. Bak 60'ı karşısı verilmiş. Şimdi başlangıç noktası 30'un karşısı olarak belirliyoruz. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat olduğundan 60'ı karşısı verilmişse 30'un karşısını nasıl bulacağız? Tam tersi kök 3'e bölünmüş hali olacak. Yani burası 15 bölü kök 3 olacak. E burada kök 3 eşleniğiyle çarparsak 15 kök 3 bölü 3'den cevap ne oldu? 15 ile 3 sadeleşince 5 yaptı. Burası 5 kök 3 yaptı. 30'un karşısı 5 kök 3 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? 2 katı yani 5 kök 3'ün 2 katı da 10 kök 3 yapacaktır. Yani biz böylelikle x'i 10 kök 3 olarak bulduk. Evet geldik şuraya. Şimdi 15. sorudayız. Burada 30, 90. O zaman burada kaç kaç derece yapacak? 60 derece yapacak. E 60, 90 ise burası da 30 derece yaptı. Bak Şurada büyük üçgende de 30 60 90 var ama hiçbir kenar yok. Bak şu üçgenin bütün kenarlarını düşünecek olursak bir kenar var mı? Yok. Ama şuradaki üçgende 30 60 90 üçgeni ve burada bir kenar var. Neresi var? 60'ın karşısı var. Ben 30'un karşısını bulabilirim. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçiş kök bölünmüş hali olacaktır. Yani kaç oluyor? Kök bölünmüş hali 3 yapar. Değil mi? Evet 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 30'dan 90'a geçiş 2 kat olduğundan burası 6 yaptı. Şimdi büyük dik üçgenin bir kenarını buldum ben. Burası kaç? 8. E 30'un karşısı burada 8 ise başlangıç noktası 30'un karşısıydı. 90'ın karşısı da ne olacaktır? 2 katı yani 16 olacak. E 3 artı x eşittir 16 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 13 diye buluruz. Evet örnek 15'i böylelikle 13 bulduk ve burada bir duralım. Burada size çok güzel bir mantık vereceğim. Ya bütün özel açı gördüğünüz sorularda şimdi yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu zamana kadarki sorularda nasıldı? Hali hazırda üçgenlerimiz vardı. 30-60-90 üçgeni, 30-60-90 üçgeni hali hazırda vardı. Hali hazırda olduğu zaman 30-60-90'ı kullanabiliriz. Ya hali hazırda böyle 30-60-90 üçgeni yoksa biz kendimiz oluşturacağız. Beni dikkatli bir şekilde dinle şimdi. Burası çok önemli. Aşırı derecede önemli. Özel açı mantığını vereceğim yer. Arkadaşlar Şöyle bir şey. Sen bir özel açı gördüğün zaman burası 30 olur ya da 60 olur. Hiç fark etmez. Aynısı 60 derece için de söyleyebilirsin. Hatta 60, 60 derece için yazayım istersen. Burada 60 dereceyi gördüğün zaman sakın şu hatayı yapma kafadan. Aa hocam burası 60 ise bu 30 60 90 üçgendir demek en çok yapılan hata. Nereden biliyorsun? Yani böyle bir şey söz konusu mu? Değil. E hocam 60 görünce benim aklıma 30 60 90 geliyor. Hay aklını seveyim. Evet doğru. 60 görünce senin aklına zaten 30 60 90 gelmeli. Biraz önceki sorularda hep hali hazırda dik üçgen vardı. Dik üçgen yoksa da sen kendin dik çizerek kendin oluşturacaksın bunu. Nasıl mı? İşte şimdi burayı iyi dinle. Arkadaşım ne yapacaksın? Hocam şuradan dik çizeceğiz. Nereden dik çizeceğiz? Şöyle ki. Hop şuradan şöyle dik çizeceksiniz. Evet buradan dik çizince ne oluyor? Karşınıza ne çıktı? Hocam 30 60 90 üçgen çıktı. Bak gördün mü? Sonra sol tarafta da şurada da bir dik üçgen çıkar. Pisagor bağıntısına sonuca ulaşırsın. Evet. Güzel bir şey öğrendiniz. Ki bazı arkadaşlarınız bunu yapıyor. Ama bir sorun var. O sorun ne biliyor musunuz? 60'ı gören ya da diğer özel açılar içinde söyleyebiliriz bunu. 45, 60, 30 derece gibi açılar içinde söyleyebiliriz. Böyle bu açıları gördüğünüz zaman dik çizip kendiniz oluşturacaksınız. Tek sorun ne biliyor musunuz? Senin tek sorunun ne biliyor musun dostum? Bir Amerikan atasözü var. Evet tek sorununuz şu. Tepeden dik çiziyorsunuz hep. Hayır. Tamam tepeden dik çizeceksin. Ama hoşuna gitmeyen şeylerle karşılaştığın zaman bir tane daha dik çizme mantığının olduğunu bil. Nasıl mı? Şöyle. Şöyle bir üçgen olduğu zaman. Bak şurada kaç 60 dereceyse eğer. Baktı sen buradan dik çizdin ve hoşuna gitmeyen şeyler böyle. Pisagor bantılarında böyle ikiler falan filan oluştu. İşte o zaman sadece tepeden dik çizmeyi düşünme. 60'a dokunmadan nereden çizersen çiz ama üçgenden çizeceksin tabii ki. Ya buradan dik çizerek 30 60 90 oluşturabilirsin ya da buradan dik çizerek 30 60 90 oluşturabilirsin. Yalnız şuna da dikkat et. Bu geniş açılı bir üçgen de olabilirdi. Yani şu geniş açılı bir üçgen olsaydı, şöyle bir geniş açılı bir üçgen olsaydı 60 derece ya. Bazen dik nereye düşüyor? Dışarıya doğru düşebiliyor. Buna da dikkat et dostum. Tamam mı? Çünkü çizdiğin dik Geniş açılı olduğu zaman nereye düşüyordu? Dışarıya doğru düşüyordu. Buradan çizdim. İçeriye, düş içeriye düşürüz genelde. Kenarlarda bir sıkıntı yoksa eyvallah. Ama şöyle bir şey olursa atıyorum şu uzunluğu 5 verdi. Burayı da 12 verdi. Tamam mı? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 olacak ya. Hocam burası 6 tamam 5 olamaz. O zaman bu çizdiğin yükseklik dışarı düşecek diye de söyleyebilirsin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet dik çizme mantığı böyledir arkadaşlar. Yani şuna dikkat edeceksin. Özel açı mantığında İki tane dik çizme mantığı vardır. Bunu sakın ama sakın unutma. En önemli yerlerden biridir bu. Bunu bileceksin. Bu olmazsa olmazımız. 30 ya da 60 gördüğün zaman kendin böyle 30-60-90 üçgeni oluşturacaksın. Bunu da sakın ama sakın unutma. Hatta ben burayı yazayım. Bütün özel üçgenler için söyleyeyim. Arkadaşım 30'dur, 45'tir, 60'tır. Bunlar özel açılardır. Hocam bunların özelliği nerede? E, 30 Dik çizersin 30-60-90 oluşur. 45. Dik çizersin 45-45-90 oluşur. Ama tepeden dik değil. Bazen buradan da dik çizebiliriz, değil mi? E, 60. Dik çizersin 30-60-90 oluşur. Eyvallah. Bunlar özel açılardır. Bunların özelliği bozulmaz. E hocam yani ben 45'i parçalasam 30 15 şeklinde. Hayır. Kesin ama kesin. Parçalanmaz. Sadece 60 derece parçalanabiliyor. O da nerede? Eşkenar üçgende. Çünkü eşkenar üçgen ikizkenar üçgen olduğundan yükseklik çizilebildiği için arkadaşım. Tamam Ama 60 da tek başına verildiği zaman asla ama asla parçalanmaz. Ve bunlar özel açılar ya bunlar parçalanmaz dedik. Bunların 180'e tamamlayan açıları da özel açıdır. Yani 30'un 180'e tamamlayanı 150. Yani sen 150 derece gördüğün zaman da şöyle 150 derece gördüğün zaman da bir dik çizebilirsin. Yalnız burada dikkat et. Bu diki çizerken Hocam ne yapacaksın? 150'nin nesi özel? 30 derecesi özel deyip şuradaki 30'una ait şöyle bir dik çizebilirsin. Bunu sakın ama sakın unutma. Ama 150 derece gibi açılarda da yine iki tane dik çizme mantığı var. 150'nin sadece 180'e tamamlayanı şurası mı? Hayır. Şurası da 180'e tamamlamıyor mu? Evet. Yani 150'nin 180'e tamamlayan açısı burası da olabilir. O diki buradan da çizebilirsin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Şuraya geldim şimdi. Devam ediyorum. Evet 30'un 180'e tamamlayanı ya da 45'in 180'e tamamlayanı ya da 60'ın 180'e tamamlayanı işte bunlar özel açılardır. Şunları kalp için alıyorum. Geometrinin kalbi diyebiliriz. Bu kalp içine aldığımız dokunulmaz. Kalbimize dokunmayacağız kardeşim. Dokunulmazdır bunlar. Dokunulmaz. Parçalanmaz ya da sakın ama sakın. Bunlar parçalanmaz. Bunu Sakın ama sakın unutma. Çünkü bunları parçaladığınız zaman bir özelliği kalmaz. Bakın 30, 45, 60, 150, 135, 120 bu açılar parçalanmaz. Hocam ben 135'i 90'a 45 şeklinde parçalasam. Hayır. 135'in nesi özeldir? 180'e tamamlayan açısı özeldir. 45 derecesi özeldir bunu unutma. Bir tek hangi açılar parçalanabiliyor? O da özel durumlarda. 60 dereceyi parçalayabiliyoruz. Çünkü eşkenar üçgenden dolayı. 120 dereceyi parçalayabiliyoruz. 30-30-120 üçgeninde Dik çizdiğimizde ikiz kenar özel durumlar olduğu zaman parçalıyoruz. Yoksa bu özel durumlarda olmadığı zamanlarda bu açıların parçalanması kesinlikle ama kesinlikle yasak. Ha bazen parçalayarak da çıkan sorularda oluyor ama hani emin olun ben onları parçalamadan daha rahat bir şekilde çözerim. Yani o yüzden bu açıları gördüğünüz zaman dokunmayacaksın kardeşim. Dokunulmazlıkları var bunları. Tamam bu dediğimi unutma artık bu mantıktan yürüyeceğiz. Özel açıların ana kalbi bu. İki tane mantık bak çok güzel bir mantık. Sadece kuralları bileyim yapayım mantığı değil. Önemli olan o konudaki mantığı bilmek. Çünkü her yerde karşılaşacağınız bir konu. Dik dörtgenlerde karşılaşacaksınız. Çemberde karşılaşacaksınız. Katı cisimde analitik geometride karşılaşacaksınız. İşte bu orlarda tamam 30 60 90 üçgenin genel tanımını biliyorsun. Aynı zamanda bu mantığı da uygulayacaksın. 60 derece özel bir açı çektik. Hemen ne yapacaksın? Özel üçgeni oluştur. Ya da 30, 45, 60 bunlar özel açılardır. Bunların dokunulmazlıkları var. Evet ama burada dik çizerken de iki tane dik çizme mantığı var. Bunu da sakın ama sakın unutma. Bakın şöyle şuraya çizdiğim şey ve burada anlattığım şey aşırı derecede önemli ve buraya yıldız atıyorum. Yani konunun kalbi bütün özel açılı üçgenlerin kalbi burada atıyor arkadaşlar. Siz de şöyle bir not alın. Bayağı da bir yıldız koyun bunu arkadaşlar. Gerçekten önemli. Şimdi geldik buraya. Evet. Burada hocam 30 derece var. 30 derecenin mantığını kullanacağız. Ne yapacağız? Hocam dik çizeceğiz. Hop çizdik dikimizi. Özel üçgen oluşturduk. Bakalım farklı bir durum olacak mı? Yani tutup da hocam şuradan şöyle üçgen oluşturayım. Hani özel bir durum oluşturmuyor bu bize. O yüzden bunu çizmeyelim arkadaşlar. 30'u gördüğümüz için 30'un mantığını kullanacağız. Hocam ne yapalım? Hop şuradan dikimizi çizelim. Diki çizdiğin zaman ne geldi? 30 90 60 üçgeni. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? Çünkü 30'dan 90'a geç 2 kattı. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. E, 30'dan 90'a geçti. 2 katsa 90'dan 30'a geçti. 2'ye bölünmüş hali olur. Yani 3 yapar. 60'ın karşısı da 3 köküç yapar. E hocam tamamı 7 köküç olduğundan burası da 4 köküç oldu. Şimdi ne yapacağız? X'i bulacağız. Arkadaşlar yıllardır anlatıyoruz. Yani geçen haftadan beri anlatıyoruz daha doğrusu. Bir x isteniliyorsa 90 derecelerde varsa yani bir uzunluk nereden bulunuyordu? Ya dik üçgenden ya da benzerlikten bulunuyordu. Daha benzerliğe gelmedik ama 90'lıklar olduğu zaman tercihimiz tabii ki dik üçgen. Hemen hocam dik üçgen oluşturalım. Dik üçgen oluştururken hop dikdörtgen en etkili şeyimizde evet Evet dikdörtgen oluşturduk. 3 ise 3, üç, 4 kökü ise 4 kökü dedik buraya. Hocam tamam zaten 14'tü. Buraya 11 kaldı. Burada ortak kenar da yok. Uzun yoldan yapacağız. Yani x'in karesi buradan 11'in karesi artı 4 köküçün karesi yapar. Böylelikle x kare 121 artı 48 yaptı. Bu da 169 mu yaptı? Evet x kareyi 169 bulduk. x kare 169 ise x de kaç çıkar? 13 çıkar. Evet örnek 16 böylelikle 13 çıktı işte. Hali hazırda sorular karşımıza gelmeyebilir. Bu şekilde özel üçgen oluşturacağımız ya da dik üçgen oluşturacağımız sorular gelebilir karşımıza. Geldik burada 30. Evet 30'u gördük. Hocam burası 30-60-90 üçgendir deyip sallamak yok. Nereden biliyoruz onu? 30'u gördüğümüz zaman biz oluşturacağız. Ne yapıyoruz? Ee, hepinizin en çok alışkın olduğu hop dik çizelim hocam. Tepeden dik çizme alışkanlığınız var. Evet çiz kardeşim. Baktığın saçma şeylerle karşılaşırsan o zaman şey yaparsın. Diğer dik çizmeyi de düşünürsün. Mesela buradaki sayılar tam tersi olmuş olsaydı. Burası 13 burası 8 kökçü olmuş olsaydı. Sen dik çizdin. 90'ın karşısı 13 30'un karşısı 13 bölü 2 ile uğraşacaktın. Burası da 13 bölü 2'nin kökçü katı olacaktı. Ha işte bu dik mesela hiçine yaramazdı. Ne yapardın? 30'a dokunma da ya buradan dik çizecektin ya da buradan dik çizecektin. Bu sefer böyle dik çizme buradaki soruyu acayip bir şekilde daha kolay bir şekilde çözdürdü. Ama sayılar böyle 8 kökü 13 olduğundan dolayı bunu kullanacağız. Hadi bakalım çizdin diki. Diki çizdiğinde herhangi bir problem yok. 90'ın karşısı 8 kökü ise 30'un karşısı ne olacak? Başlangıç noktası 30'un karşısıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçiş yarısıdır. Yani burası 4 köküçtür. Hocam 30'un karşısı 4 köküçse 60'ı karşısı da köküç kattır. Yani şuradaki uzunluk 4 kök 3'ün kök 3 katı. Bu da kaç yaptı? 12 yaptı. E hocam bunun tamamı zaten 13'tü. E buraya kaç kaldı o zaman? 1 kaldı. E burası da 90 derece. Ve şurada bir pisagor bağıntısı yaparsak. Olay biter mi? Biter. Hadi bakalım. X'in karesi. Şurada a v, x demiş. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Arkadaşlar bu 1 artı 48 yaptı. Ve 49 yaptı. X kare 49 x böylelikle kaç çıkar? 7 çıkar. Örnek 17'yi 7 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Değil. 45 45 90 üçgeni, ikizkenar üçgeni. Arkadaşlar, burada bu mantığı bileceksiniz sadece. Şu mantık şu. Dik kenardan hipotenüse ha dik kenarlar 45 45 90 üçgeni, ikizkenar ya. Dik kenarlar a a ise hipotenüs kök katıdır. Yani sen şunu bileceksin. Dik kenardan hipo'ya geçiş neymiş? kök 2 katmış. Bunu sakın ama sakın unutma. Şurada da yazıyor da ben kendi dilimde yazayım bir de. Dik kenardan hipoya geçiş yani hipotenüse geçiş kök kat. E hocam tam tersi ne olacak o zaman? Dik kenardan hipoya geçiş kök kalsa hipotenüs verilmişse hipotenüsten dik kenara geçişte ne olacaktır? Ters mantı kök 2'ye bölünmüş hali olacaktır. Yani adam şöyle bir şey dedi. Mesela burası 6 6 ise x dediğimiz 6 kök yapar. Tam tersi şu üçgenimiz şöyleyse mesela Hocam 45 45 90 üçgeni ise burası burası 6 ise şu x'ler sorulursa hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök katsa hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. Burası 6 bölü kök 2 yapar. Kök 2 eşleniyle çarparsa 6 kök 2 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani 3 kök 2'ye eşit olur arkadaşım. Küçük örneklerle de böyle desteklemek istedim soruyu. Hemen örnek 18'e bakalım. <laughs> evet. Şimdi 45 90 45 üçgeni verilmiş mi? Verilmiş. Hocam bu X kenar olduğundan dolayı Şunlar birbirine eşittir. Yani x artı 3 neye eşit olacak? 6'ya. x'i böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. Sonrasında hocam 45 45 90 üçgeninde 6 ise e o zaman burası da 6. 6 6 iken burası da 6 kök yapacak. Yani burada 8 eksi y'nin kök katı 6 kök yeşilse, y eşitse 8 eksi y 6'ya mı eşit olacak? Evet. 8 eksi y de 6 eşitse y'yi kaç bulduk? 2 bulduk. Bizden x artı y isteniyor. Yani 3 artı 2'den cevap kaç yapar böylelikle? 5 yapar. Bir sonraki soru. Evet hipotenüs verilmiş. 45 45 93 kere 45 verilmişse burası da 45'tir. X x normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 12 bölü kök eşit olacaktır. E kök eşleniyle çarparsak 12 kök bölü 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 6 kök çıkıyor. Evet burayı 6 kök bulduk arkadaşım. E zaten bizden de bu isteniyor. Cevap 6 kök 2 çıkar 19. soruda. Geldik bir sonraki soruya. Bak. 45 derece verilmiş. Hocam burası 90 derece yakıştırmaları olmuyor değil mi? Ne yapacağız? Hocam dik çizeceğiz. 45 özel bir açıdır. Yani 45 gördüğünüz zaman özel açı özel açı gördüğünüz zaman özel açılı üçgenler aklınıza gelecek. Siz kendiniz oluşturacaksınız. Halihazırda 45 45 90 üçgenleri karşımıza gelmeyebilir. Hemen hop dikimizi çizdik. 45 45 90 üçgeni oluştu mu? Oluştu. E hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök katsa hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. Bunlar 5 5 yapar. Hocam burası da 90 ya. Tamamı 17 olduğundan buraya 12 kaldı. Ve şurada 1 5 12 özel üçgen. 5 12 13 özel üçgenden x'i de kaç bulduk? 13 olarak bulduk arkadaşlar. İyi örnek 20 13 yaptı. Geldik örnek 21'e. Hala hazırda var. 45 90 ise burası 45. Yani 6 kök 2 ise 6'yı 6 yapar burası. Burası 6. Burası 8. Özel üçgen. 6 8 10 üçgeninden burası da 10 çıkar. Yani örnek 21'e de 10 çıktı. Geldik buraya. Bak 45'in mantığını kullanacağız. İşte aslında ek çizim yöntemlerinden biri daha bu arkadaşlar. Biz bu kadar ek çizim yöntemlerinden kaç tane gördük? Yani muhteşem üçlü orta taban ve ikiz kenarlık en önemlileriydi. Bundan sonraki en önemli işte ek çizim bu. Ne bu? Özel açı mantığını kullanarak bir özel üçgen oluşturma. Dik çizme. Dik üçgende de dikdörtgen yapma yaptık. Şu ana kadar detaylı bir şekilde gösterdiğimiz ek çizimleri sayacak olursak galiba 3 oradaydı, 4 oradaydı, 7. E bir de dik dörtgen oluşturma dik üçgende 8. Bir de bu 9 tane ek çizimimiz yaptı. Bunların dışında ek çizim tabii ki yok. E 45'i gördük. 45'i gören insanoğlu ne yapar? Hocam şöyle dikeni çizer. Çünkü özel üçgen oluşturacağız. 45 45 90 üçgen oluştu mu? Oluştu. Hocam 45 45 90 üçgende 4 kök ise burası da 4, burası da 4 mi oldu? Evet. Takıldık kaldık. Takıldığın zaman soruyu okuyacaksın. Verilen bilgiyi kullanacaksın. Sen buradaki verilen bilgileri ilk etapta kullanamadın. Dik çizdin. Dik çizince 45 45 90 üçgeni kullandın. 4 kök giyse hipotenüs dik kenarlarda 4 4 dedin. Sonra soruda neyi kullanmadın? Bak bunun tamamı 90 derece verilmiş. A dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklit. Şuraya bir a diyecek olursam h kare eşittir p çarpı k diyeceğiz. Yani 4'ün karesi eşittir a çarpı burası da 8 değil mi? Evet. h kare p çarpı k'ydı. Evet verilen bilgiye odaklı soru çözmek dediğimiz olay bu. Verilen bilgileri kullanmak dediğimiz bu. Sen buradaki 90'ı kullanmasaydın soruyu çözemezdin. Bu 90'ı nasıl kullanırdın? Ya buradaki Pisagor'dan kullanırdın ki bunlar yok. Ya da baktın ki şurada dikten dik çizilmiş. Bak eski bilgiler. Yani geçen hafta gördüğümüz bilgi. Öklit bağıntısı. Dikten dik öklit dedik. H kare P K'yı uyguladık. 16 bölü 8'ler A'yı kaç bulduk? 2 bulduk. A2. A bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Bak bakalım bu uzunluk kaç? 4'ü burada ikisi burada. X buradan 2 artı 4'ten kaç çıkar o zaman? 6 çıkar. Yani örnek 22. böylelikle 6 bulduk. Geldik örnek 23'e. Evet 45 derece ve 30 derece var. Bunlar özel açılar. 45'in bunlara dokunmayacaktık değil mi? Ne 45'e dokunacağız ne 30'a dokunacağız. Özel üçgen yok biz kendimiz oluşturacağız. Hop şöyle dik çizince. Bak dokunmadığım için 30'a 30 60 90 üçgen çıktı. 45'e de dokunmadığım için 45 45 90 üçgen çıktı. E hali hazırda dik üçgen. Hocam başlangıç noktası neresiydi? 30'un karşısıydı. E 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçiş yarısı olacaktır. Yani 12'nin yarısı 6'dır. Hatta burası da 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat diyebiliriz ama gerek yok şuraya yoğunlaşacağız. Buradaki dik üçgende de dik kenar 6 diğer dik kenar da 6 değil midir 45 45 90 üçgeninden? Evet 6 6 ise x de ne yapacaktır 6 kök eşit olacaktır. Yani x'i böylelikle 6 kök 2 bulduk. Geldik örnek 24'e. Hocam 15 verilmiş. Aa ne yapacağız hocam 15'e? Hemen şöyle 30'u gördük diye dik bir çizsek falan filan. Kardeşim ne gerek var bak. 30, 90, 60 üçgeni zaten var. Şu açının tamamı kaç? 60. E hocam hatta iki iç açı bir dış açıdan burası 45 yaptı. 45, 90'dan dolayı burası da 45 derece yaptı mı? Yaptı. Yani iki tane özel üçgen çıktı. Hocam şurada bir 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Bunu kesinlikle kullanacağım. Bir de ne çıktı arkadaşlar? Büyük üçgende de 30, 60, 90 üçgeni çıktı. Hadi büyük üçgende. Zaten büyük üçgeni kullanacağım. Büyük üçgende burası 18 kök 2 verilmiş. Başlangıç noktası da 30'un karşısıydı. E burada 30'un karşısını bulacağız. Normalde 30'un karşısından 90'ın karşısına geçiş 2 kattı. Tam tersi. 90'dan 30'a geçiş ne olacaktır? Kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 2'ye bölünmüş hali olacaktır. 18 kök yarısı ne olacaktır? 9 kök 2. E 45, 45, 90 üçgen olduğundan burası da 9 kök 2. X'de ne olacaktır? Dik kenarda hipotenüse geçiş. Yani kök 2 kat. Yani 9 kökkinin kök katı kök ile kök kökkinin çarpımı 2 olduğundan 9 kere 2 cevap 18 olur arkadaşım. Evet örnek 24'ü böylelikle 18 bulduk. Anladınız mı olayı? Kendiliğinden vardı burada özel üçgenler. Olmasaydı kendimiz de dik çizecektik. Evet geldik şuraya. A 150. Hocam hemen bunu gördük ya tepeden böyle dik çizme alışkanlığımız var. En çok yapılan hata 150 parçalanmaz. Sakın unutma çünkü 150'nin 180'e tamamlayanı özel bir açı. Ya da ne hikmetse. Valla bunu anlam veremiyorum ama herkesle ben bunu görüyorum. Böyle 150 görünce dış açısı deyince adamlar böyle yapıyor. Şurada şöyle bir şey yapıyorsunuz böyle. Niye böyle yapıyorsunuz anlamıyorum. Hatta bunu da böyle yapıyorsunuz. Dikdörtgen oluşturduğunuzu zannediyorsunuz. <laughs> yani dikdörtgen oluşturduğunuzu zannediyorsunuz. Hadi tamam bunlar dik de şunların dik olduğunu nereden biliyorsun? Böyle bir şey yok kardeşim. Sakın ama sakın. Arkadaşım bunu unutma öyle kafanıza göre tamam dikdörtgen oluşturacağımız durumlar olacak ama kardeşim diklik olduğunda dikdörtgen oluşturuyorduk. Ya da ne bileyim sen niye burada böyle yan, yan tarafta niye dik üçgen oluşturuyorsun? Ha ben sen derken kendime diyorum aslında. Sizden öncesinde dedim ya benim geometrim çok kötüydü. Bu hatayı ben de yapardım. E böyle gördüğümde ulan böyle dörde ait bir dik üçgen çizsem şöyle aha da böyle çizsem. Abi burası da böyle 30-60-90'a benziyor diyoruz böyle. 30-60-90'a benziyor falan. Sonra bir işlem yapıyoruz. Şuradan da bir dik çiziyoruz. Ula burası da böyle 30-60-90'a benziyor diyoruz. Kafamıza göre bir şeyler uyduruyoruz yani. Ne diyorduk? Bir tarafımızdan bir şey uydurmayacağız değil mi? Gençler şimdi özel açı gördüğün zaman açının mantığını kullanacaksın. Bak biz nasıl ki böyle 30-45-60 gördüğümüz zaman hemen ne yapıyoruz? Dik çiziyoruz. Eyvallah haklısın. Sadece tepeden dik çizme değil yandan dik, dik, dik atmalar da olur. O da ayrı bir konu. Ya 150, 135 ve 120 açıları da özel açılardır ama bunların nesi özeldir? 180'e tamamlayanları özeldir. Bak bunu unutma. 180'e tamamlayan açısı özeldir. Bazı arkadaşlar bunu kosinüs teoreminden yapar. Yapmana gerek yok. Evet 180'e tamamlayan açısı özeldir. 180'e tamamlayan açısı. Bak 150'nin 180'e tamamlayanı burası değil. Yani şu doğrusal olacak ya. Ya buradaki açısı özeldir. 30 derece iki ihtimalim var. İkisini de kullanabilirsin. Abi bazı bazı sorularda sağ taraf mantıklı oluyor. Bazı sorularda burası mantıklı oluyor. Ya da 150'nin böyle 180'e tamamlayanın şuradaki açısı mantıklı oluyor. İster burayı kullan. Şu maviyi kullan. ister kırmızıyı kullan. istediğin yeri kullan. Hiç fark etmez. Her ikisinde de çözüme ulaşırsın. Ha burada daha rahat ulaşırsın mavide. Ama ben biraz zoru seçeyim istersen. Burada ne yapalım? Şu 30'u kullanayım. Çekeyim böyle bir 90. Çünkü 30'u gördük ya. 30'u meşhur. Yani 30'u e, önemli burada. Şu 30'a ait bir dik çizeceğiz. Çünkü 30 derece gördüğümüz zaman dik çizeceğiz. 90'ın karşısı 4 ise, normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. O zaman 90'dan 30'a geçiş yarısıdır. Yani burası 2'dir. 30'un karşısı 2 ise 60'ı karşısı kaç yapar? Çünkü burası da 60 oldu. 30, 60, 90 üçgeninden. Kök 3 katından dolayı burası da 2. Kök 3 oldu. Ve büyük üçgen artık bir dik üçgen mi oldu? Evet. Bir dik kenar 4 kök 3. Diğer dik kenar 2. Yani x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4 köküçün karesinden sonucu ulaşırsın. Ama ben buradan yap, yapmayacağım. Ben x'i kısa yoldan yapacağım. Arkadaşım x böyle 2 ve 4 köküçte ortak çarpan 2 değil mi? Bu 2 çarpı 1. Bu 2 çarpı 2 köküç. O zaman bu da 2 çarpı kare köküçünde diğerlerinin kareleri toplamıdır. 1'in karesi 1. 2 köküçün karesi de 4 çarpı 3'ten 12 yaptı. Ve x'i de böylelikle 2 kök 13 diye bulduk. Normalde tabii ki 4 artı 4, 4 kök için karesi 48'den 52 kök 52'de de 2 kök 13'ü de eşit oluyor diyebilirsin ama ben şuna da alışmanı istiyorum. Geometri seviyen ne olursa olsun. Ben en düşük seviyedeyken bile hep böyle yaptım. Sonrasında var ya of çok profesyonel bir şekilde çok da aşırı derecede hızlanmıştım arkadaşım. O yüzden ister normal pisagordan yap ama ben kısa kısa pisagoru daha seviyorum. Evet. evet bunu böyle yapın ki baz yani çoğu soruda özel üçgenleri de kaçırıyorsunuz. En azından özel üçgen yakalayacağınız üçgenleri de böyle daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Tamam mı gençler? Evet böylelikle örnek 25'e ne bulduk? 2 kök 13 bulduk. Geldik örnek 26'ya. Bak 135. Hocam 135'in nesi özel? 45'i. Ama iki ihtimali de düşün. Ya buradaki 45'i özel ya da buradaki 45'i özel. Bak şuradaki 45'i özel dersen dik çizersen Hocam 90'ın karşısı 17 iken dik kenarda hipotenüse geçik 17 kök, kök katı ya 17 bölü kök 2 şurası 17 bölü kök 2 17 bölü kök 2 ya bırak 17 bölü kök 2 17 bölü 2 gelse bile benim işime yaramaz yani daha pratik bir yöntem vardır çünkü her zaman iki yol var e ya buradaki 45 önemli ya da buradaki 45 önemli bak burada 45 daha kolay çünkü kök 2 burada gördüğün üzere şöyle kökçesi burada. O zaman ben bunu kullanmalıyım. Yani şu 45'i kullanabilirim. 45'i nasıl kullanacağım? Hop şöyle dik çizerek. Bak 45 45 90 üçgen çıktı karşımıza. 7 kök ise hipotenüsü. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök katsa hipotenüsten dik kenara geçişte kök kökye bölünmüş haldir. Yani 7'ye 7'dir. E hocam bir dik kenar 7. Bir dik kenar 24. 17'ye daha 24 oldu. E hatırla özel üçgeni. 7 24 25 üçgeninden Cevabı ne buluruz? 25 olarak buluruz dostum. Örnek 26'yı. Geldik örnek 27'ye. Evet. Şimdi dikkat dikkat. Hocam 30'u gördük. Şuradan dik çizeriz. Hop dik çizdik. Çok güzel harikasın. Şöyle diki çizdin. Diki çizince bak ne güzel amacına ulaştın. Hocam 30'u gördük ya dik çizdik. 30 60 90 oluştu. Tamam. Çok güzel. Yan tarafta da ne oluştu? Hoppa. 15 75 90 oluştu. 15 75 90 özelliği var mı? Var. Genelde alanda kullanıyoruz. O da hipotenüs uzunluğu verildiğinde haşa 4 aşı şeklinde kullanıyoruz. Gerçi burada da hipotenüs verilmiş ama haşa 4 aşı kullansak da bir işimize yaramayacak. Şimdi dur. Ben şunu söylüyorum. Kendi emeğinle istersen örnek 27'nin yanına yazabilirsin. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15 75 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Kesin ve net. Ama bak direkt soruda 15-75-90 verilirse o özelliği kullan. Haşa 4 özelliği var. Onu da zaten ikinci ders göreceksiniz. Ben neden bahsediyorum? Kendi emeğinle hani biz özel üçgen oluşturuyoruz ya dik çiziyoruz ya kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15-75-90 çıktıysa kesinlikle ama kesinlikle ks99.9999 %99 gittiğin yol yol değil. Hemen silgiyi al sil. Kesinlikle sil. Hemen sil hemen sil hemen sil. Hemen sil. Hemen sil. Bu niye böyle biliyor musun? Gittiğin yol yol değil. Büyük ihtimalle özel açı parçalıyorsun da o yüzden gittiğin yol yol değil. Niye? Bak şimdi 30 15 daha kaç? 45. Aa hocam buraya 135 derece kaldı. 135 özel bir açı parçalanabilir mi? Hayır. Kesinlikle ama kesinlikle parçalanmaz. 135'in nesi özel? Geniş açı gördüğün zaman bak başka yerde de özel açı olabilir. Bak 30 derece var burada. Ama sen bir geniş açı gördüysen yani 135, 120 ve 150'den bahsediyorum o geniş açılardan. Özel geniş açılardan bahsediyorum. Geniş açı gördüğün zaman hemen geniş açısını düşün. 180'e tamamlayan açısını düşün. İki ihtimalin var. Hocam ya böyle BA'yı uzatacağız buradaki açısı ya da buradaki şunu uzatacaksın buradaki açısı. Yani ya buradaki açısını kullanacaksın ya da buradaki açısını kullanacaksın. İki ihtimal. Çünkü her zaman iki dik çizme mantığı var ya o iki ihtimali her zaman düşün. Mesela sen burada şuradan dik çizsen bu değer falan yok. 45, 45, 90 burada bir işine yaramıyor mesela. Bak sayı burada ya. Seni zaten buraya doğru itecek. E o zaman buradan dik çizersin böyle. Çizdin dikini. Dikini çizdiğin zaman 45, 90 ise burası da 45 oldu. 7 kök 2 ise burası da 7, 7 mi oldu? Evet. Bak sonrasında ne çıktı? Büyük üçgen 30, 90, 60 üçgeni. Vay. Büyük üçgende 30, 60, 90 üçgen çıktı. Yani sen büyük üçgende bak bakalım ne görüyorsun. 30'un karşısı 7. Başlangıç noktası 30'un karşısı. 30'dan 90'a geçiş kaçtı? 2 kattı. Yani direkt cevap ne yapar? 14 yapar. Böylelikle x'i kaç bulduk arkadaşım? 14 olarak bulduk. Evet anladın mı mantığı? Yani özel açılar gerçekten çok önemli. Geniş açılar olduğu zaman soruda. Yani geniş açının yanında 30-45 falan filan da olabilir. Önemli değil. Önce geniş açıya yoğunlaş. Geniş açının 180'e tamamlayan açısına yoğunlaş. Ama iki ihtimalle ne olur ne olmaz diye düşün. Tabi 7 kök giden dolayı sağ taraflı böyle uzatacağımız belliydi. E, sayılar zaten kendini belli ediyor dostum. Tamam. Dediğimi de sakın ama sakın unutma. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Arkadaşım Hira. Hira'yı ne çok kullandık be. A noktasındaki evinden çıkıp önce B noktasındaki markete oradan da C noktasındaki fırına oradan da böyle hareket ediyormuş. Tamam mı? İşte bu uzunluklar bu şekilde verilmiş. Buna göre diyor okulu ile ev arasındaki uzaklık soruluyor bize. Evi A noktasıydı. Ondan sonra D noktası da okuluydu. Evet bu soruluyor. E hocam ben burada 60'ı gördüm. 60'ı gören insan ne yapar? Hop özel üçgeni oluşturur. Oluşturduk mu özel üçgeni? Evet oluşturduk. Şuradan dikemizi çizdik kardeşim. Ne çıktı burada? 30 60 90 üçgen çıktı. Hocam 30'un karşı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçiş 2'ye bölünmüş hali. 2'ye bölünmüş hali kök 3 yapar. Sonra 30'dan 60'a geçişte kök 3 kat. E arkadaşım kök 3'ün kök 3 katı kaç yapar? Kök 3'te kök 3 çarpımı 3. Burası 3 oldu. Sonra hocam burada 45 var. E burada 45'i gören insan ne yapar? Hop şöyle dikeli çizer. 45 45 90 üçgenini oluşturur. 45 45 90 üçgeninde. E burası 7 kök ise bunlar da 7 7 mi yapacak? Evet. A hocam 7 artı kök 3 burada. Kök 3 gidince 10 kaldı. 7 de gidince kaç kaldı o zaman buraya? 3 bu kaldı, evet. 7 artı kök 3, 10 artı kök 3'ten 7 artı kök 3 çıkınca 3 bu kaldı buraya aynen öyle. Burası 3 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu isteniyor. Bak, burası 90 derece, burası da 90 derece. Ya 90 derecenin yoğun olduğu bir soruda bir uzunluk isteniyor kardeşim. Bir uzunluk istenildiğinde, tabi özel açı falan yok artık burada, değil mi? Bitti. Özel açı mantıklarını kullandık, Dikleri çizdik. E 90 derecelerin olduğu sorularda bir uzunluk isteniliyorsa, ne yapıyorduk? Nereden buluyorduk? Zaten bir uzunluk özel durumlar olmadığı sürece iki konudan çıkıyordu. bir benzerlik, 2 ya 1 dik üçgen, 2 benzerlik. 90'lıklar varsa tabii ki dik üçgen. yapıştır dik üçgen, dik üçgen yapıştırırken nasıl yapıyordu Dik dörtgen oluşturmak önemli bir yöntemdi. Hocam şurada bir dik dörtgen oluşturursam olay bitti. Bak, üçgen 3, üç. üçgen 3. Üç. Tamamı 7 idi, 4 kaldı. 3 4 5 üçgeninden biz buradan cevabı ne bulmuş olduk? 5 olarak bulmuş olduk. Yani cevap örnek 28'de 5 çıktı arkadaşlar. Evet sorular aslında devam ediyor aslında ama biz 3 sayfa anlatalım. 3 sayfadan sonrası biraz ağır kaçıyor. 40. dakikalara falan ulaşabiliyoruz. Ee, o yüzden burada bırakalım. Devamında örnek çözümüne devam edeceğiz ve diğer özel üçgenleri de halledeceğiz tabii ki sonrasında da. Arkadaşlar bir sonraki videoda özel üçgenleri bitireceğiz büyük ihtimalle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you <laughs>